Muğla Valisi Amir Çiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajına geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme azminde olan siz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyerek başlayan Amir Çiçek mesajında şunları kaydetti. Vatandaşa yapabileceğimiz sizler de... Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacak daha güçlü yarınlarımız için öğrencilerimizi her yönüyle en iyi şekilde donatmayı hedefleyen öğretmenlerimizin olduğu inancındayım. Ülkemizin en değerli hazineleri çocuklarımızı, ailesine, yöresine, milletine, vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip çıkan ilimle donatılmış bireyler olarak yetiştirmeniz en büyük arzumuzdur. Teknolojik gelişmelerin ışığında bilgiyi deneyime çeviren, kendine güvenen sadece ders notları ile değil, spor, sanat ve sosyal bilimlerle de başarıyı yakalayan her yönüyle güçlü bireyler yetiştirmeniz halinde güçlü Türkiye'yi daha da güçlü bir ülke yapabilir. 15 Temmuz olduğu gibi demokrasimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi yok etmek isteyen hainlere fırsat vermeyiz. Şimdi hani bunu söylerken ben merkezi idarenin, ülkedeki birlik ve beraberliğin bozulmaması için çocuklarımızın iyi eğitim almasını sağlayan öğretmenlerimizden en büyük beklentimiz, ülkesini, milletini ve çevresini seven, sağlıklı, zeki, değerlerine sahip çıkan, vizyonlu, üretken, hoşgörülü bir gençlik yetiştirmenizdir. Hepsi birbirinden kıymetli evlatlarımız sizlerin sayesinde yıldız gibi parlayacak, becerilerine göre geleceğin bilim adamı, mimarı, mühendisi, hakimi, savcısı, bakanı, belediye başkanı veya iş adamı olacaktır. Huzurunu sağlayacak, güvenini sağlayacak, işini iyi yapabilecek, ne gerekiyorsa, her birimize ne görev düşüyorsa onu yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnet tanıyor. Emekli olan ve hala çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor. Öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.